Merhabalar, YouTube Evolan Tekin'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. En son bölümde beat'em up modunda bir şeyler yapmıştık, şu adayı patlatmıştık. Her neyse, bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı falan unutmayın. Hem yeni bir kanalız hem de YouTube genel olarak seri sistemini sevmediği için bunlara ihtiyaç var. Her neyse, hadi gidelim. Evet, devam edelim. Buradan geçilmiyormuş. Neyse. Şimdi gideceğimiz yer şurada, bir iki tane kart varmış. Onlara gideceğiz. Kart oyunu, onları yapacağız. Sonra bir şeyler olacakmış. Bakalım. Bu kaçtı. O da onunla konuşmaya gitti. Neyse. Şimdi şu arkadaşla mı konuşuyorduk? Yoksa bu boş mu konuşuyordu? Bu boş konuşuyormuş. Tamam. Tamam, neyse. Senle bir kart savaşı yapalım. Canı 25'miş. İlginç. Seni de atalım hadi. İlginç, ilginç. Şimdi o 8'i kesinlikle alamayız. O yüzden en azından şu 1'i alalım. Bir de değil, pardon. Şunu alacağım. Bunda neyse artık. İlginç, güzel. Biraz geride olabiliriz ama çok da önemli değil. Şunu aldık mesela. Şöyle şuraya koyalım bunu da. Güzel. İyi, tamam. Bitti. Hadi bunların hepsini bir atalım. GG. Böylelikle erik kartını aldık. Bir de şunda da kiraz kartı varmış. Onu da alalım. Git desek. Yani belki de gitmemeliydi. Neyse. Şöyle seni de atalım. Bize iyi kartlar lazım ya. Bunlar çok kötü. Şunu atalım bir. Burada 8 var güzelinden. Şunu da atalım. Belki şu arkadaşı yok etmeye oynayabilirdik de neyse. Güzel, güzel. Şimdi sen 3 vuruyorsun, o yüzden bunu bir atalım. Sen gel şöyle, seni de atalım. Vurdu. Vurdu. Güzel. Seni o zaman şöyle alalım. Sizi de atalım. Tamam, artık bir sonraki yerde temizleriz zaten. İkisini birden patlattı ya. Ne güzel. Böylelikle kiraz kartını da aldık. Ve artık buradan gidebiliriz. Hadi gidelim dedi o da. Şimdi nereye gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Acaba nereye gidiyorduk? Şuraya mı gidiyorduk? Evet, buraya gidiyormuşuz. Sen şurada in de. Buralarda bir yerde. Evet, burada bir tane sandık.
Golden Apple aldık böylece. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama önemli bir itemmiş galiba. Burada bir şey mi yapıyorduk? Bir dakika. Şuraya mı? Buraya mı? Buralarda bir yerde bir dakika ya. Hayda. Acaba neyi eksik yaptım yine de şu anda bu gerçekleşmiyor acaba? Şunla konuşsak. Tamamlar filanlar. Tamam. Şuralarda bir yerde bir şey olmalıymış. Bu arada üçüncü parçayı da aldık. Ama yani neyse, o zaman bir dakika. Galiba yanlış anlamadıysam Mina'nın dedesiyle falan konuşmamız gerekiyordu ya birkaç bölüm önce ve konuşmamıştı. Hani şu anda önemli bir bilgimiz yok falan demişti. Muhtemelen orada bir şeyi eksik yapmışım, emin değilim. Şimdi gidip bir bakacağım ona. Burada bazı bilgiler öğreniyormuşuz Fina ile ilgili. Anlamadım. Pardon. Onun işte çeyrek siv mi neydi artık buradakilerin ırkı. Ondan olduğunu öğreniyormuşuz. Onu gidip dedemize söylüyormuşuz işte Fina'nın dedesine. Oradan bir şeyler oluyormuş. Bu arada şunların da başarımı varmış. Böyle diyorlar. Falan filan. Şöyle ve böyle. Yok başarı. Heh geldi evet. Buradan başarım geldi. Ve bu 5 ile bir de Lara Croft'la konuştuğunuzda başarım geliyormuş. Bir dakika ya. Ben bunu almış mıyım? Bunu almış olamam. Yani evet. Geçmeme izin veriyor mu? Bir dakika. Hayda. Evet şimdi söylüyormuş. Tamam. Bununla konuşmamız lazımmış ki sonra gidip dedemizle yani Fina'nın dedesiyle konuşalım. Ondan sonra gidip orada bir şeyler yapacakmışız. Burada öğrendik yani. Fina'nın aslında Sif ne artık o her neyse ondan olduğunu yani burada yarı uçan şeylerden uçmaktan ziyade süzülüyorlar da neyse. Şimdi gidip önce dedeyle konuşuyoruz. Dedeyle galiba geçmişte konuşuyorduk. Onun için de bir de geçmişe gitmemiz gerekecek. Neyse, neyse. Olur. Olur. Bu arada umarım burada geleceğe gittiğimizde sorun olmaz. Bir sorun olursa birazcık sıkıntı. Neyse. Bakalım. Şöyle bir geleceğe gidelim, sonra geçmişe gidelim. Bu sefer de işte ateş parçasını aldığımız için tebrikler falan filan diyor. Ama bakalım. Neyse. Hadi geçmişe. Şimdi gidip dedeyle konuşma zamanı. Galiba dede neredeydi? Bir dakika. Dede neredeydi ki? Şuralarda bir yerde miydi? Buralarda bir yerde miydi? Buralarda, şurada mıydı acaba? Bakalım. Yok, burada değildi. Evet, acaba neredeydi ki bu dede? Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buralarda bir yerde mi acaba? Yani burası laboratuvarda değil mi? Bakalım. Evet. Burada değil. Belki şu aşağıdadır. Bakalım olabilir yani.
Galiba buradaydı ya. Hadi bir bakalım da. Evet, buradaymış. Hadi bir konuşalım onunla. Burada ne yapıyorsun? Savaştan mı kaçıyorsun falan filan diyor. Sen diyor benim dedemsin diyor. Bizim köyümüzün kurucususun diyor. Daha tanışmamışlar. Daha sonra tanışacaklarmış ve işte o Sylph mi ne artık onunla Sylph'miş ismi. Sylph'le birlikte olacaklar işte. Sonra yine de çeyrek Sylph olacak kısaca. 50 kere söyledim aynı hikayeyi ama neyse. Artık gidebiliriz ama. Şimdi bir tık geleceğe gidip oradan devam etmeliyiz. Bu arada şuralarda da diğer fragmentleri bulacağız muhtemelen. Yani anahtarın son parçalarını. Şimdiki zamana geri dönelim. Bu sefer gidip onunla konuşabiliriz muhtemelen. Bakalım artık. Onlar da neredeyse nerede tam hatırlayamadım ama neyse. Neyse. Olur böyle şeyler. Bir saat süren sinematikten sonra hadi devam edelim. Şurasıydı. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Umuyorum ki çıkacak. Evet çıkmadı. Çıktı. Bir dakika çıktı. Nine. Fina. Hiç değişmemişsin tatlım. Ama nasıl? Bu ilk defa. Daha önceden tanışmıştık diyor. Sen Silf Ormanı'na gelmiştin. Çok uzun zaman önceydi. Yani yaklaşık 50 yıl önce gibi mi? Neyse. Diyor ki dün gibi hatırlıyorum diyor. Ama ben hatırlamıyorum. Yani neyse işte. Gidip onu bulalım hadi. Sonunda işte dedenle falan tanıştım diyor. Aradan yıllar yıllar geçti diyor. Sonunda burada bir şeyler olmuş işte. Yine çok üzgünüm diyor. Tüm bu zamanlarda sen buradaydın, bu kadar yakındın diyor. Hiçbir şeyden pişman olma Fina. Evet benim hayatım kısaydı ama falan filan dedi. Sadece üzüldüğüm bir şey dedi ama hiç dikkat etmedim. Neyse. Teşekkürler, teşekkürler Fina, teşekkürler torunum falan filan diyor. Ya artık huzura kavuştu galiba. Böylelikle Fina'nın hikayesinde de önemli bir noktaya geldik galiba. Bunu da alalım. Ya hadi gidelim. Şimdi anahtar parçalarından birini daha bulmaya gideceğiz. Az önce baktığımızda geçmemize izin vermemişlerdi. Yine aynı noktaya gidip bu sefer izin verin diyeceğiz. Önce o göz yaşını ver diyorlardı. Sonunu geçersin diyorlardı. Evet var mı falan filan diyor. Tamam artık varmış. Artık geçebiliriz değil mi?
Tamam, geçebiliyormuşuz zaten düz bir şekilde. Şimdi buralar yıkılmıyor değil mi? En azından erkenden öğrenelim. Şimdi burada ışınlanma gibi bir şeyler var sanki. Sen değil de sen gel. Alanlar planlar olmuş. Şuradaki ışıklar ne acaba? Oo, ateşmiş. Neyse, öğrenmiş olduk. Bu da bir şeydir. Güzel. Şimdi galiba buradan şu yana ışınlanacağız. Bu kadar ışın... Aa, geçmişe ışınlandık. Bir dakika. Bu hiç beklediğim şey değil ama. Sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Hayda, burada bir şeyler yapıyor. Bakalım bir. Şöyle. Şöyle. Böyle bir işe yaramadı. Bu hep ateş mi? Yani evet. Yani adım atamıyormuşuz. Tamam, orada bir şey yapmamız gerekiyor yani zorunlu olarak. Bakalım bakalım. Yani şuradan geçiş var mı acaba? Yok galiba. Şuralardan. Buralardan. Peki geleceğe gidelim. Şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi arkamdan da dolaşılmıyor ki. Acaba ne oluyor burada? Tamam. Yine geri geldim. Gittim geldim yani hızlıca. Ne oluyormuş falan diye. Şuralarda bir yerde. Bakalım bir. Şöyle atınca o mamut gibi hareket ediyormuş. Buymuş yani olayı. Kardeşim, ben bunu nereden bileyim mesela? Şimdi şu noktalardan falan üç boyutta mı geçebiliyorduk? Öyle bir şey vardı sanki. Şimdi de şöyle üç boyuta geldik. Üç boyutta ateşten etkilenmiyor muyduk? Öyle bir şey miydi? Hatırlayamadım. Neyse. Böyle bir şeyler oluyormuş işte. Şunu şöyle yapıyoruz. Böyle olunca bir şeyler oluyor işte. Şimdi buralardan geçemediğimize göre boyut değiştireceğiz galiba. Tamam. Böyle değil miydi ya? Yoksa şuralarda bir şey... Tamam. Bilemedim. Bir de en geçmişe gidelim. Belki orada bir şey vardır. En geçmiş değil yani bildiğin geçmiş. Tamam, böyle olunca şu odunların yanından geçebiliyoruz. Pekala, bunların da yanından geçebiliyormuşuz. Güzel. Şimdi bir tık ilerledik gibi. Ne güzel. Şimdi şurada o var. Ne? Ha, bu da direkt öldürüyor bizi. Pekala, pekala. Her adımda kötü kötü şeyler oluyor yani burada. Galiba şunu yukarı götürmeyecek miydik? Öyle bir şey mi olacaktı acaba? Neyse, bir şöyle geleceğe gidelim de. Bu aşamada uyuyor artık. Tamam. Şimdi hem bu böyle olmadı ama sana şöyle mi vuracağız acaba?
Ya da sana mı vuracağız? Sana alttan vursak, evet sen alttan vurulunca bir şeyler yapacaksın en azından. Buralarda bir tane de sandık vardı, o yüzden onu da almak istiyorum. Neyse, böyle olunca göremiyor işte. Şimdi bu tarafa gidemiyorum ama. Gidemiyorum değil mi? Evet. Bu taraflarda bir yere gidebilmem lazımdı ama ya. Peki şöyle yapsak. Koş koş koş. Yok, olmuyormuş. Olmuyormuş o. O yalanmış. Bizi görmemesi lazım içinde. Tamam. Neyse. Ama buradan geçtiğimizde orası kapanacak ki. Burada bir şey vardı. Burada bir şey yokmuş. Tamamen uydurmuşum onu. Hadi gidelim o zaman. Ve burada şu arkadaşla birlikte gidiyormuşuz. Bunu yaptığımızda işte değiştiriyorlarmış tek tek. Neyse, devam. Buradan boyut alalım diye. Daha sonra galiba buraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya bura değildir. Kim bilir. Bakayım. Yok, burası olması lazım. Ya da şuna tam vuramıyor muyum yoksa yanlış mı yapıyorum? Galiba yanlış yapıyorum. Şuradan o zaman. Ha, tamam böyleydi. Önce şuradan şunu yapıyorum, sonra geleceğe gidiyorum. Tamamdır. Böyle yapınca şu yol açılıyor. Bu yoldan da çok önemli şeylere ulaşıyoruz. Hala ulaşamadık ama ulaştık. Tamamdır. Böylece bir yıldız daha aldık. Bu arkadaş büyüyor. Ben buralardan zaten geçmiştik, tamam falan. Burada başka işimiz yok gibi. Ve buradaki de işimiz yok gibi. Buralarda da bir şeyler yok gibi. Gidelim o zaman. Şimdi... Ha, bir dakika, buradan geçemiyor muyuz? Neyse. Evet, bu biraz garip oldu. Ben buradan nereye gidecektim o zaman? Tamam. Burayla alakamız yoktu. Birazcık karışmış olabilir. Neyse. Şöyle böyle buradan geçip bir de buraya geçiyormuşuz. Ben geçerim. Şöyle. Şimdi böyle olunca geç artık. Hayda. Heh, böyle. Ya yetişemedik. Ama anladınız yani mantığı. Tam oradan geçerken falan filan bir şeyler yapıyormuşuz. Ben şimdi şöyle bir git. Tabii böyle bir şey olmuyor muymuş? Neyse. O zaman şöyle yapalım. Hop. Dur bakayım sen. Tamam. Şimdi burayı kaydetmek için de olsa en azından şunu yapacağım. Zaten muhtemelen bunu yapacağız da. Kaydetmek için de olsa yapacağım yani. Şimdi şuradan geçemiyoruz galiba. Geçebiliyor muyuz? Bir dakika, geçebiliyoruz ya oradan. Evet, onlar uyuyor çünkü. Ama önce şunu gelip açmamız lazımmış. Tamam. Pekala. Şöyle. Hayda. Evet. Tamam. Olur böyle şeyler.
Nereden bileyim yani. Şimdi şöyle. Güzel. Sen de gel. Tamamdır. Artık devam edebiliriz. Galiba. Bir dakika ya. Orada niye o var? Yoksa sen uyuyorsun ama şöyle bir şeyler yapsak sen gider misin yine de? Evet, gidermiş, tamam. Şimdi bu ne? Ha, bunu alamıyoruz. Bir dakika, dönüşte mi alacağız acaba? Yani dönüşte olsa ne fark eder, olmasa ne fark eder? Çünkü şurada o var. Beni daha küçük bir boyuta götürmem lazım. Böyle bir işe yaramıyor. Neyse, bir bakalım yine de. Dur. Tamam. Dur. Tamam, bunun peşinden aslında gidebiliriz, doğru. Şöyle ateşe de basmayız zaten. Hoba. Böyle geçebiliyoruz ki. Peki sen hala burada mısın? Yok. Artık o neyse belli değil. Sen bir gel. Böylelikle buradan da geçebildik. Beni rahatsız eden de kim dedi. Çok güçlüye benziyor diyor. Bana güvenebilirsin falan diyor. Bekleyin. Bu ormanın gardiyanı. Yanlışlıkla ona saldıracaktık falan filan diyor. Bizi anlayabilir mi bilmiyorum diyor ama şunu en azından bir kullan diyor. Hadi işte kullanalım. Bunu iyileştirdiniz diyor. O zaman ben de size bir ödül vereyim dedi. Maginin anahtarı ile ilgili bir şey mi diyor o da. Evet, ben de parça var dedi, al dedi. Ve böylelikle evet, Nature parçasını da bulduk, doğa parçasını. Burada tuzağa takıldınız dedi. Tuzağa düştünüz dedi. Bir şeyler yaparız herhalde ya. Öyle düşünüyorum en azından. Bir şey bulmamız gerekiyormuş artık, o her neyse. Ama bu söylediği force nedir ki acaba diyor. Şimdi bu force'un ne olduğunu bilmiyorum ama buralarda bir şeyler varmış. Bu hazineleri falan nasıl alacağız acaba? Şuraya mesela geçebiliyoruz şu anda, bir dakika. Tamam, böyle geçemiyoruz da her neyse. Oradaki açılmış. Ya da o hep açık mıydı acaba? Evet, domatesle birlikte gidebiliyoruz. Şunun da baktığı yöne gidemiyormuşuz. O tarafa gidilmiyor o zaman. Pekala. Buralarda bir yerdir herhalde diye düşünüyorum ama. Şimdi bakalım bakalım. Güç dediğim bu muydu acaba? Hey! Neden beni uyandırdın? Bence 12 yıldır uyuyordum. Sonunda birazcık da sessizlik olmuştu. Burada ne yapıyorsun ha?
Hem sen kimsin ki? Ne? Bu garip şey, büyücü şeyleriyle ilgili mi geldin diyor. Ve burada sıkıştın. Ha, ne kadar da aptalsın. Buraya gelmemeliydin diyor. Ne? Onu nasıl yok edeceğini bilmiyorum diyor. Hadi bebeğim, hadi küçük bir bebek ki bir de bunu yapabilir diyor. İlk yapman gereken Trunkobi'de sormak, hepsini yakmak için. Ne? Onlarla nasıl konuşacağını bilmiyor musun? Sanırım insanlar pek bir şey yapamıyorlar. Ama gücün vardır. O tembel Trunkobi'ler hiç ellerini bile kaldırmazlar diyor. Ben seni gördüm diye işte plan diyor. Seninle onlarla konuşmanı sağlayacağım diyor. Senin onlarla konuşmanı. Da sen bana yardım edeceksin falan diyor. Tamam. Senin adın Navi'ymiş. Aa, güzel. Navi takıma katıldı ama başarım gelmedi. Üzdün. Üzdün. Seri üzgün yani. Navi nerede şimdi? Navi'yi göremiyor muyuz? Tüh. Takımda Navi'yi görememek üzdü ya. Niye ki yani? Buralardan bir geçiş falan var mı diye merak ettim aslında. Neyse, burada tuhaf tuhaf şeyler olacak. Hadi bakalım. Ha, şimdi bunun yeteneğini kullanabiliyoruz şöyle. Ne? Hiçbir şey olmadı. Ama birileriyle konuşmasını böyle sağlıyormuşuz. Yani şöyle mesela hop git konuş bakayım. Konuş. Ha, böyle. Tamam. Pardon. Ne? Tamam, neyse. Bir şeyler oldu işte. Ve hemen önünden geçmeyelim tabii. Ayıp olur. Hayda. Evet, güzel, neyse. Geçtik. Şimdi... Evet, bunların hepsi uyuyor. Bir dakika ya. Burada daha çok dursam ya da pardon. Bizim peri vardı. Peri zaten bunları yapabiliyordu. Böyle gel. Tamam. Yap şöyle. Güzel. Şimdi geleceğe gidelim. O da uyusun. Tamam. Şimdi normal şartlar altında şuradan buna vurabiliyormuşuz. Tabii şöyle bakalım. Olmadı. Yeniden deneyelim. Yine olmadı. Şöyle tamam mı acaba? Şöyle. Bakalım. Yanlış tarafa gitti. Evet. Bu böyle olmayacaktı. Neyse. Bakalım acaba nasıl gidiliyor şimdi oraya. Tamamlar, planlar, burada bunlar varmış. Galiba o sıfırlamak için. Şimdi gel bakalım. O minik domates mi be? Aa, aa. İlginç şeyler oldu. Bu açıdan görebiliyor musun? Görüyorsun. Peki sen onu sıfırlıyor musun? Hayır, sıfırlamıyorsun. Neyse, giderim bir. Herhalde buradan bir şey olur diye düşünüyorum, olmadı. Diye düşünüyorum, olmadı. Ne? Ben başka bir zamandayım diyor. Böyle olmaz diyor. Böyle yapamayız diyor. Pekala o halde de. Peki ben şöyle. Böyle olmuyor bu. Sen ne yapıyorsun ya orada?
Bir dakika, bu açık mı? Gerçi o taraftaki zaten hep açıktı gibi hatırlıyorum ama pardon pardon, seni çağırmayacaktım. Şimdi ne yapabiliriz ki başka? Zaten burada hiçbir fikrim yok ne yapabileceğimize dair. Buradan böyle geçebiliyoruz. Bir dakika. Ama tabii şöyle adım atsak anında yok oluruz ki adım da atamıyormuşuz zaten. Peki şöyle bir şey yapsak. Ha, hemen yakıyor bizi. Böyle olmuyor. Acaba nasıl? Yani öyle bir baktım da ortalığı hiçbir şey bulamadım açıkçası. Bir yerde bir şeyler de oluyormuş falanmış filanmış. Hiçbir fikrim yok yani nereden ne döndüğüne dair burada. Galiba amacımız bir şekilde şunu şöyle... Aa, o artık sağda gitmez. Evet, harika. Biz buradan nasıl geçeceğiz o zaman? Ben gerçekten hiçbir fikrim yok yani burada ne olduğuna dair. Ya da şuradan tutturup mu geçmemiz lazım gerçekten? Bakalım bir. Yok, hiçbir noktada düzelmiyor ki o. Herhangi bir noktada düzelse hadi neyse deyip onu yaparız da. Yok yani hiçbir noktada düzelmiyor. Ha, burada geçmişe gidiyor, bir dakika. Yani tam olarak geçmişe değil de işte iki boyutlu hali. Her neyse. Yani tabii böyle olmuyorsun. Peki şöyle olur musun acaba sen? Yok. Sen öyle de olmuyorsun. Buradan şimdi geçmişe dönmemiz falan filan lazımmış. Pardon, önceye gitmemiz. Şuralarda bir şey yapmamız falan. Sizi gidebilir miyiz? Yok. Sen? Yok. Bir tek sen varsın. Tamam. Neyse. Aa, ama bunun mesafesi bayağı fazla bu arada. Belki de hiç ilerlemeden bununla döndürebiliriz. Bakalım. Şurada yani bu her neyse biz bunu yapamamışız. Normalde bunların açılmış olması lazımmış şu noktada gibi bir şeyler duymuştum ama demek ki hatalı düşünmüşüm. Bir şeyleri yapamamışım ya da daha doğrusu. Şimdi şu noktada durduk. Hemen şunu çıkarıp hızlıca koşsak. Bakalım koşabiliyor muyuz ki? Evet, koşabiliyoruz. Bu oluyormuş, evet. Bu noktada gidebiliyormuşuz yani. Şimdi burası kapalı ama. O yüzden şöyle. Buraya girip herhalde devam edeceğiz. Şöyle bir birim olduğundan geçebiliyor muyuz acaba? Yoksa galiba yanlış düşünüyorum. Bakayım bir. Evet, yanlış düşünüyormuşum. Peki başka ne olabilir? Şöyle falan. Pardon, pardon. Seni çağırmayacaktım. Yani yine o zaman aynı mantıkta bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yine ben şimdiki zamana gideceğim de yani. Hadi bakalım. Pardon, sen değildin. Hadi bir koşalım. Bakalım belki bir şey buluruz ki ilerleyemedim. Neyse şöyle böyle. Hala gidiyoruz.
Tabii de koşmamıza falan gerek yokmuş. Burada sandık var. Tüm yola bakabiliyormuşuz böyle. Pekala. Buradan geçemiyoruz. Şuradan geçersek buradan da geçemiyoruz. Buradan da geçemiyoruz. Buradan da geçemiyoruz. Bir yerden geçemiyoruz yani. İyi de ben bunun önünden nasıl geçeceğim? Ha tamam, ben bu domatesi de yakacağım ki. Tamam, pardon. Gelsin, gelsin. Gel, gel, gel. Tamam. Doğru. Gelecekte oy zaten yolumuza tıkıyordu. Böylelikle bir şeyler yaptık yani en azından. Şimdi buralara falan gidebiliyoruz. Şuradan bunu ilerleteceğiz ki bunu yakabilelim. Şöyle şuradan. Tamamdır. Burada bir şeyler olacak. Buradan geçmişe gideceğiz anlaşılan. Seni de yakmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ama daha önemlisi, şuradan bunu açıyorduk. Şimdi ne oldu? Yani bizim bunu açmaktaki amacımız neydi? Ne acaba? Neye dönüştük yani şu anda? Bir şey mi oldu? Normal şartlarda bizim şu anda o hazineleri alabiliyor olmamız lazımdı. Ama alamıyoruz. Burada bir sandık bulduk. Acaba gelecekte mi sandıkları alabiliyoruz? Bir dakika. Olay bu muymuş? Bir dakika, bir dakika. Normalde ben burayı tek bölüme sığdırayım falan diyordum da galiba öyle bir şey olmayacak. O yüzden bu da burada değil. Galiba hepsi farklı dönemlerde ve benim tek tek gidip o döneme göre almam falan lazım. Yanlış anlamadıysam. Şimdi bu böyle olduğuna göre artık şu açıdayken de hareket edebiliyoruz. Mesaj geldi. Ama tabii sen böyle olduğun için buradan öyle geçemiyoruz. Pekala, pekala. Ama bunu alabiliyoruz. Oricon cevheriymiş hem de. İyi, tamam, güzel. Şimdi o zaman buradan 3 boyuta geçip bir şeyler yapacağız gibi. Ve biz nereden değiştireceğiz artık? Bir yerden değiştirmemiz lazım. Buralarda bir yerde yok mu ya? Ha bir dakika. Dur. Hemen geri gel. Son bunu da yapalım da. Sonra durdururuz. Biz şöyle artık oradan geçebildiğimiz için yapabiliyoruz zaten. Şöyle. Böyle, şöyle yapamadık. Gidemedik oraya. Oraya gidemedik. Olmadı. Bütün planlar da patladı galiba böyle olunca. Buralarda bir şey yok zaten. Şuradan geçemiyoruz. Burada sıkıştık mı ya? Galiba orada sıkışmıştık. Neyse. Yani benim bir şekilde ya buradan geçsem geçemiyorum. Burada bir şeyler yapacağım da. Neyse ya. Bu bölümü burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz.